Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz şu iki QVS'leri tanıtmıştık. Her biri ayrı birer tane modele ve tasarıma sahip olduğu için bu modelini de gerçekten hani tanıtmak istedik. Benim hoşuma giden tarafı hani mat bir yapısı var, beyaz şeritleri var ve gerçekten güzel özellikleri olan bir kask. Daha önceden QVS tanıtımlarını zaten seyretmişsinizdir. Bu modelin adı, QVS'in modelin adı Blood Flow diye geçiyor. Şöyle göstereyim, hemen yanından göstereyim. Şurada bir kilit mekanizması var. Daha önceden de zaten kilit mekanizmalarını tanıtmıştık. Yüksek hızda açılmasını engelleyecek şekilde yapılıyordu. Önünden açtığınız zaman kademeli açılan bir tane ön camı var. İsterseniz geniş bir bakış açısına sahip pedleri, yanak pedleri özellikle çıkartılabiliyor. Alt tarafında bir tane Double D bağlantısı var. Double D biliyorsunuz güvenli bağlantı çeşitlerine giriyor. En güvenli bağlantı çeşitine giriyor. Ön tarafında büyük bir hava kanalı var. Bu hava kanalı aynı zamanda şu içindeki 6 tane hava kanalının dolup aynı zamanda camın buhar yapmasını engelleyebilecek şekilde yapılmış. Üst tarafında çok iyi oturduğunu söylemiştim zaten. Daha önceki tanıtımlarda da söylemiştim. Kapattığınız zaman nefes almanızı sağlayacak fakat uğultuyu engelleyebilecek şekilde yapılmış. Üst böyle plastik ve tam oturmasını sağlayan plastik parçalara sahip. Önünde parlak bir yapısı var hemen hava kanalının üstünde. Yan taraftan çevrilince kilit mekanizmasını söylemiştim. Arka tarafındaki spoiler sarsıntılara ve rüzgar tünelindeki gidişinizi engellememek için, bozmamak için yapılmış. Burada da elle edilebilir, idare edilebilir hava kanalları var. Bunun daha önceden ağırlığını söylemiştim. Yine söylüyorum, 1500 gramlık, 1465 gramlık bir ağırlığa sahip. Biliyorsunuz bunun yapısı gerçekten çok iyi, dış kabuğu gerçekten çok iyi. Tekrar altını çevirelim. Çok iyi bir pet yapılanmasına sahip, iç tarafı hava alabilir ve iç petleri çok iyi şekillendirildiği için hava bunların içinde rahatlıkla hareket ediyor ve arkadan rahatlıkla çıkış yapıyor. Ama tabii siz hava çıkış kanallarını açarsanız, yoksa ön camınızda ister istemez buğulanacaktır. Dediğim gibi hani yan tarafları, bu yan petleri gerçekten çok iyi. Boynunuzda tam oturacak şekilde, dik oturuş pozisyonunda da, spor oturuş pozisyonunda da kafanıza tam oturacak, tam uyum sağlayacak şekilde de yapılmış. Kolaylıkla çıkmasını sağlayabilecek şekilde yapılmış camları. Ondan sonra şuradaki basit bir tane pimle, pimi öne iterek camını rahatlıkla çekip çıkartabilirsiniz. CV1 diye geçiyor bu vizör. Aynı zamanda 6 katmandan oluşan bir dış kabuğu var. Mağazamızdan alabilirsiniz, internet sitemizden sipariş verebilirsiniz. Hepinize iyi sürüşler.